Girişiminin yıl dönümü yaklaştı. Çeşitli etkinliklerle anmalar yapılacak, şehitlerimiz anılacak. Böyle bir olayın daha vuku bulmaması için bilinçlendirme noktasında etkinlikler düzenlenecek. Çok değerli bir konuğum var bugün. Edirne İl Vaizimiz Sayın Celalettin Alkan hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun hocam. Evet kıymetli hocam, vaktinizden fazla çalmadan birlik ve beraberliğin öneminden bahsedeceğiz bugün. Birlik ve beraberliğin öneminden kısaca bahsederek başlayalım inşallah programımıza. Evet, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Öncelikle kıymetli hocam, ben seyircilerimize hayırlı cumalar diliyorum. Ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için Yüce Rabbimizden niyazda bulunuyor. Eyvallah. Değerli hocam, bildiğiniz üzere toplum birlik ve beraberlikle ayakta durur. İnsanlar birlik olmayı bırakıp dağıldıklarında güçleri kaybolur. Bu sebeple insan da böyle bir tabiatta yaratıldığı için Yüce Rabbimiz insanı dünyaya gönderirken yalnız göndermemiştir. Öncelikle Hazreti Adem ve Hazreti Havva farklı yerlerde olsalar da bir müddet sonra yeniden buluşmuşlar ve birleşmişlerdir. Demek ki insan, biz buradan anlıyoruz ki, yalnız yaşayamaz. Demek ki tek başına ayakta duramaz. Ona bir ses lazımdır, bir nefes lazımdır, bir dost, bir arkadaş lazımdır. Atalarımız da bu noktada el el ile değirmen yel ile derler. Yalnız taş duvar olmaz derler. İnsan da böyledir. Eğer toplumdan koparsa muhtaç bir duruma düşer. İnsan insana muhtaçtır. Evet. İnsan insanın yurdudur. Bu sebeple asla insan toplumdan kopmamalı, birlik ve beraberlikten ayrılmamalı. Yoksa sonu üzücü bir neticeye çıkar. Birlik ve beraberliğin zıttı da kıymetli hocam tefrikadır. Tefrika da ayrılık, bölücülük demektir. Bu da bir toplumun, bir milletin çöküş sebebidir. Kur'an-ı Kerim'de el fitnetu eşeddü minel katil denmiştir. Yani toplumda fitne çıkarmak, bozgunculuk çıkarmak, insanların arasını açacak şeyler yapmak, insanları öldürmekten bile büyük bir günahtır manasında. Çünkü böyle bir suç, böyle bir girişim bütün bir toplumu helak eder. Sadece o yapan kişileri değil, bütün bir toplumu helak eder. İnsan da uyanık olması gerekir ki insanı düşmanı daima burasından vurur. Yani birlik ve beraberliği yok etmeye çalışır. Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz bu konuda şöyle diyor. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez. Sen ben desin efrat, aradan vahdeti kaldır. Milletler için işte kıyamet o zamandır. Yani ne zaman ki sen ben dersek, ben kavgasına girişirsek, biz olayını bırakıp ben kavgasına girişirsek, o zaman bu bizim kıyametimiz olur. Fakat birlik ve beraberlik halinde yaşarsak, o zaman bizi nice top da atsalar üzerimize sindiremezler, bizi yıkamazlar ve yenemezler demiştir. Bu şekilde kısa bir giriş yapmış olalım. Eyvallah. Değerli hocam, söylediğiniz çok doğru. Sadece bu birlik ve beraberliği şahıs olarak değil, ülkeler olarak da düşündüğümüz zaman böyle. Biz Türk dünyası olarak, Müslüman dünyası olarak ne kadar bir beraber olursak karşımızdaki güçlere karşı o kadar mukavemet göstermiş oluruz. Aynen o kadar mukavemetimiz sağlam olur. Evet değerli hocam. Peki tabii birlik ve beraberlik deyince ilk bakmamız gereken ayetler ve hadisler. Değerli hocam, ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde bu konuyla alakalı bizlere neler söylüyor? Bunlardan bahseder misiniz? Evet, ayet-i kerimede buyrulur ki وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا نِيَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِيَمَتِهِ اِخْوَانًا. Hani hatırlayın ki sizler önceden düşmanlardınız, birbirinizden ayrıydınız. Fakat Allah-u Teala nimetinin bir tezahürü olarak sizi dostlar yaptı. Evet. Kardeşler kıldı. Ve kuntum ala şefa hufratin minen nar fe enkazekum minha kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum tehtedun. Ve yine hatırlayın ki Allah-u Teala sizi adeta ateşten bir uçurumun kenarından aldı. Sizi birbirinize kardeş yaparak. Eğer kardeş yapmasaydı siz bölünecektiniz,
birbirinizle daima kavga halinde olacaktınız. Fakat böyle yapmadı. Nimetinin bir göstergesi olarak sizi böylesi bir uçurumun kenarından aldı. Güzel Peygamberimiz hakkında da yine ayet-i kerimede ve atiullaha ve resule, Allah'a itaat edin, bir de peygamberine itaat edin. Ve la tenazeu fetefşelu ve tetheberihukum vasbiru. Sakın ayrılığa düşmeyin, çekişmeye girmeyin. Enerjinizi birbirinize sarf etmeyin Müslümanlar olarak. Evet. Birbirinizle uğraşmayın. Eğer böyle yaparsanız o zaman rüzgarınız gider. Hani kıymetli hocam, denizde giden yelkenli gibi düşünelim. O neye muhtaçtır? Bir rüzgara muhtaçtır. İlerleyebilmek için, menziline varabilmesi için. İşte sizin menzilinize ulaştıracak olan, size enerji verecek olan o rüzgarınız gider. Eğer birbirinizle kavga ederseniz. Yok o zaman birbirinizle birlik olursanız, dolayısıyla varacağınız yere salimen varabilirsiniz. Hazreti Peygamber de bu hususta meselül müminin fi tevaddühim ve terahumihim ve taatufihim meselül cesedi. Yani müminlerin misali tıpkı bir beden gibidir. Nasıl ki o bedenin bazı azaları rahatsızlandığında bütün gece o beden uyuyamaz. İşte Müslümanlar da böyle olmalıdırlar. Yani birlik beraberlik içerisinde bir bedenin uzuvları gibi olmalıdırlar. Bu neyle mümkün olur? Bu da sevgiyle olur. Birbirimizi sevmekle olur. Yine o konudaki hadis-i şerifte siz birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz. İman da etmiş olmazsınız. Eğer aranızdaki sevginin pekişmesini istiyorsanız aranızda selamı yayınız buyuruyor. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli hocam, bu sebeple müminlerin birbirlerini sevmeleri son derece önemli. Çünkü birbirini seven insan birbirine karşı içten olur. Evet. Samimi davranır. Samimi davranır. Ve hal böyle olunca birbirlerine yardım ederler. Sevmezsek biz birbirimizi, biz birbirimize nasıl yardım edeceğiz? Evet. Ve birbirlerine destek çıkarlar. Ve bunun zıddı olarak eğer bir toplum arasında sevgi hasıl olmazsa, sevgi bağlarıyla insanlar birbirlerine bağlanmazlarsa, o zaman da yalnızlık başlar. Evet. Bireysellik başlar. O zaman da ne olur? İşte haberlerde görüyoruz. Bir komşumuz ölür de hiç haberimiz bile olmaz. Ta ki üzerinden günler geçer, artık evinden kokular çıkmaya başlar. Biz ancak o zaman onun öldüğünü fark ederiz. Eğer aramızda sevgi olmazsa, bu şekilde yalnızlaşırsak, birbirimizden uzaklaşırsak. Dolayısıyla birbirimizi seveceğiz. Efendimiz bizi sevdi diye seveceğiz. Allah-u Teala bizi sevdi diye seveceğiz. Yoksa düşmanların saldırıları karşısında kolay bir lokma oluruz kıymetli hocam. Bu hususta Hazreti Peygamber bizi şöyle uyarıyor. Diyor ki size toplumların, ümmetlerin saldırması yakınlaşmıştır. Çok yaklaşmıştır. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Efendimiz. Size düşmanlarınız saldıracaklar, sizi yenecekler ve sizi adeta bir yemek gibi düşünerek, sanki bir yemeğe çağırmış gibi dostlarını sizi yemeğe çağıracaklar. Hmm. O esnada orada bulunan sahabi efendilerimiz demişler ki ya Resulallah, bu bizim azlığımızdan dolayı mı, zayıflığımızdan dolayı mı olacak? Hazreti Peygamber buyurmuştu ki hayır, siz o dönemde kalabalık olacaksınız. Fakat Allah-u Teala düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan korkuyu kaldıracak. Bu da ne sebeple olacak? Aranıza vehin atacak Allah-u Teala. Ya Resulallah, vehin nedir? Efendimiz buyurmuş ki dünyayı sevmek ve ölümü kötü görmek buyurmuşlar. İşte kıymetli hocam, dolayısıyla müminler birbirlerinden uzaklaşırlarsa, birbirlerini sevmezlerse, dünyayı çok severlerse buna karşın, dünyalıklar için birbirlerini terk ederlerse, o zaman düşman karşısında da kolay bir lokma olur. Direnecek takati kendisinde bulamaz. Bunun sonucu da vatanından, milletinden, ezanından, Kur'an'ından bir kimsenin mahrum kalması, zillete düşmesidir. Evet. Allah bizi böyle bir akıbetten muhafaza eylesin. Amin inşallah. Değerli hocam, peki birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etmek için, diri tutmak için yapmamız gerekenler nelerdir? Kıymetli hocam, dilerseniz bunu 6 tane maddede özetleyelim. Bunlardan birincisi aşırılıktan kaçınmak. Daima orta yollu olmak, orta halli olmak. Çünkü biliyorsunuz ki ayet-i kerimenin de ifadesiyle Allah-u Teala bizi orta bir ümmet kılmıştır. Orta ümmet ne demektir? Denge unsuru demektir. Dengeyi sağlayan, daima aklı selimle hareket eden, evet, daima mutedil olan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti de budur.
o tam bir itidal üzerine yaşamıştır. Aşırılıklardan kaçmıştır. Aşırılık deyince aklımıza ne geliyor? Sözde aşırılık. Evet. Yani konuşmada bir kardeşimizle, bir dostumuzla olan münasebetlerimizdeki sözümüzde aşırılı olmamak. Hatta amelde aşırılık. Efendimiz öyle kimseleri de uyarıyor. Sadece ahiretle meşgul olduğu zaman insan çevresini unutur. Eşiyle, dostuyla, komşusuyla meşgul olmayı bırakır. Hazreti Peygamber bu noktada da bizi uyarmıştır. Hem dünya hem ahiret için çalışmayı bizlere öğretmiştir. Ve yine meseleleri fazla kurcalayıp irdelemekte. Bu konuda da aşırı olmamak lazım. Bir konunun üzerine çok fazla gidersen o zaman kavga çıkar, anlaşmazlık çıkar. Bu noktada da mutedil davranmak lazım. İnsanların üzerine örttüğü şeylerin üstüne fazla gitmemek, kusurları çok araştırmamak lazım. Günlük hayatımızda dinimizde olduğu gibi zorlaştırmamayı, kolaylaştırmayı tercih etmek. Bu konuda da yine orta halli kimseler olmak gerekiyor. Samimiyette, dargınlıkta, kavgada, kavgada bile yine orta halli olmak lazım. Çünkü baktığınızda bütün küskünlükler, bütün kavgalar hep böyle çıkıyor. İnsan fazla samimi olduğu zaman bir karşısındaki bir insanla ona bütün sırlarını söyler. Evet. Bütün sırlarını söyleyince yarın öbür gün düşman olduğu zaman o sırlarını söylediği kişi ona karşı onları kullanır. Evet. Dolayısıyla insan akıllı olması lazım. Orta halli bir dostluk kurması lazım. Düşmanlık kurarken de bu şekilde, kavga ederken de, tartışırken de bu şekilde. Öyle bir tartışacağız ki eğer gerekiyorsa yarın öbür gün ihtiyacımız olduğunda o kişinin kapısını yine çalabilir. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Yani yüzümüze yüzüne bakacak bir halimiz olsun. Yok ben kavga ettim diye ağzıma ne gelirse söylersem o zaman artık telafisi olmayan, belki de geri dönüşü olmayan bir küskünlük, bir dargınlık içerisine gireriz karşımızdakiyle. Bu da İslam'ın istemediği bir şey. Evet. Yani birincisi mutedil olmak hocam. Orta halli insanlar olmak ama her halimizde. İkincisi de iyilikte ve ittifak edilen konularda yardımlaşmak. Evet. Teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel udvan. Siz takvada iyilik konularında yardımlaşın, kötülük konularında yardımlaşmayın. Yani nerede bir hayır işi var, siz de gidin bir ucundan tutun. Fakat nerede bir kavga var, falancayı döveceğiz, falancanın malına zarar vereceğiz, o işi de bırakın. O konuda birbirinize yardım etmeyin. Bilakis onu sonlandırmak için birbirinize tavsiyelerde bulun, böyle yapmayın diye uyarın. İyilikte yardımlaşın. Çünkü değerli hocam, büyüklerimiz derler ki aynı sofraya kaşık çalan, aynı yolda yürüyen, aynı işi yapan, birbirine yardım eden insanlar düşman olamazlar birbirlerine. Evet. Çünkü belli bir yolu yürümüşlerdir, belli bir teşriki mesaileri olmuştur. Bunun hatırına düşmanlık aralarında olmaz. Değerli hocam, ittifak edilen konularda, ittifak edilen konular üzerine odaklanmak. Şimdi bizim kavgalarımızın çoğu yine baktığınızda o şekilde çıkıyor. İhtilaflarımıza odaklanıyor. Halbuki birçok ortak noktamız var. Bizim Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, kitabımız bir, kıblemiz bir. Evet. Bu kadar birlik varken insan neden ayrılığa düşer? İşte bu sebeple ihtilaf edilen, kavga unsuru olan, ayrılık sebebi olan şeyleri bırakıp insanların, Müslümanların iyilikte yardımlaşması ve ittifak edilen konulara odaklanması gerekiyor. Birliklerini, beraberliklerini muhafaza etmek için. Üçüncüsü de kıymetli hocam, ihtilaf edilen konularda hoşgörülü olmak. Şimdi karşılaşıyoruz, görüyoruz. Her konuda da anlaşacak değiliz. Her değil konuda mi? Anlaşılacak her konuda değiliz. Her konuda ortak payda da buluşamayız. Kesinlikle hocam. Ama karşımızdakine saygı gösterme noktasında da evet Allah bizi tabiatımız itibariyle böyle yaratmış. Evet. Farklı insanlarız. Farklı anlayışlara sahibiz. Bu da çok güzel bir nimettir. Tabii. Çünkü birinin çözemeyeceği bir meseleyi başka biri çözebilir. Bir evet. Aklın üstesinden gelemeyeceği bir işin üstesinden başka bir akıl gelebilir. O sebeple akıl akıldan üstündür demiş büyüklerimiz. Evet. Hal böyleyken bizim kabiliyetlerimiz de farklıdır. Allah bizi öyle yaratmış. Yani bir işi ben göremiyor olabilirim, siz görebilirsiniz. Siz göremezsiniz, ben görebilirim. Evet. O sebeple Yunus Emre Hazretleri ne güzel söylüyor bizlere. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. İhtilafları bırakalım, ittifaklara odaklanalım. Fakat ihtilaf noktalarında da
birbirimize karşı hoşgörülü olalım. Netice itibariyle kıymetli hocam, baktığınızda bir ailede yaşayan kardeşler bile, bir babanın çocukları bile aralarında ayrılık çıkaracak şeyler bulabiliyorlar. Evet. Bulmak istediğimiz zaman bulabiliriz. Fakat biz bunlara odaklanmamamız gerekiyor. Daha çok hoşgörülü olmak, iyi yönlerimizi görmek, bu konuda çaba sarf etmek, çaba gayret sahibi olmamız gerekiyor. Bir diğer husus da taassuptan sakınmak. Taassup ne demektir? Sözlükte yakalamak, kuşatmak, sarmak, bağlamak demek. Sarmak, bağlamak demek. Terim manasıyla da bir kimsenin benimsediği bir görüşü körü körüne savunması demek. Bugün buna biz ne diyoruz? Fanatizm diyoruz. Fanatizm. Evet. Körü körüne savunmak demek. Buna taassup denir. Taassup sağlıklı düşünmeyi engeller. Evet. Bir kişi eğer bir görüşünü körü körüne savunursa, karşısındakine bunu kabullendirmeye çalışırsa var gücüyle, o zaman karşı tarafta da buna karşı bir tepki oluşur. O da sana karşı kendi görüşünü kabullendirmeye çalışır. Sen geri dönmüyorsun, o geri dönmüyor. İkiniz de geri adım atmıyorsunuz. O zaman bunun neticesi nedir? Bunun neticesinde kavga çıkar. İki tarafta tahrik olur ve sözlü kavga bir noktadan sonra fiziki kavgaya dönüşür. Bu da aramızdaki birlik ve beraberliği bertaraf eder kıymetli hocam. Evet. Beşinci maddede geçmişte yaşanılan kavgaları, anlaşmazlıkları bırakmak, geçmişte bırakmak. İkide bir bu konuları, geçmişte yaşanılan şeyleri açmamak. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu hususta bize şöyle der. Dün ile birlikte gitti cancağızın, şimdi yeni şeyler söylemek evet. lazım. Evet, dün bazı şeyler yaşanmış olabilir, bazı kavgalar, anlaşmazlıklar olmuş olabilir. Fakat artık önümüzde belki de uzun bir gelecek var. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Artık geçmişin kitabını kapatmamız gerekiyor. Yeni evet. bir sayfa açmamız gerekiyor kendimize. Keşke'yi bırakmamız gerekiyor. Efendimizin tabiriyle keşke şeytan sözüdür. Keşke sen şöyle yapsaydın. Keşke bana şöyle demeseydin. Evet. Sen filanca zaman bana şöyle demiştin. Değerli hocam, baktığınız zaman bu ikide bir geçmişin konularını açıp gündeme getirmek, masaya yatırmak, baktığınız zaman yuvaların yıkılmasına bile sebep olabiliyor. Evet. Gerek hanım, gerek bey bu gibi mevzuları açtığı zaman, sen filanca zaman şöyle yapmıştın dediği zaman, o zaman yuvada artık huzur kalmıyor. Keşke seni tanımasaydım, keşke seninle evlenmeseydim, keşke seni görmeseydim. Sonu olmayan bir kelime. Hakikaten şeytani bir söz gerçekten yani. Gerçekten hocam. Sonu yok. Yani adeta karanlık bir çukur gibi. Evet, evet. O sebeple bir yerde kesmek lazım. Yuvaları evet. dağıtıyor, dostlukları, arkadaşlıkları bitiriyor. Evet. Hatta ulusal çapta, küresel manada baktığınız zaman milletleri birbirine kavga ediyor. Aralarındaki mesele bir türlü bitmiyor. Evet. Baktığınız zaman şimdi dünyadaki hakim olan devletlere, küçük devletleri birbirlerine düşürmek için ne yapıyorlar? Sürekli geçmişteki meseleleri açıyorlar. Kendileri yapmıyorlar ama aralarına fitne fesat sokuyorlar. Daima geçmişteki meselelerle o küçük devletlerin arasını karıştırıyorlar evet. ve sürekli kavga ettiriyorlar. İşte o sebeple geçmişe takılı kalmamak, bir noktadan sonra artık buna son vermek, tamam, olan olmuştur. Olanla ölene çare yok diyor büyüklerimiz. Çok evet. güzel bir bakış açısıdır. Evet. Olan olmuştur, yaşanan yaşanmıştır. Biz bu noktadan sonra artık önümüze bakmamız gerekiyor. Hani futbolcular derler maçtan sonra, yenilmiş de olsa önümüzdeki maçlara bakacağız derler. Çünkü o maça takılıp kalsa moral motivasyon olarak yeni bir maça çıkmaya kendinde güç bulamaz. Biz de öyle yapmamız lazım kıymetli hocam. Eyvallah. Altıncı ve son maddemiz de Müslümanların dertleriyle meşgul olmak. Yani neme lazımcılık yapmamak. Eğer bir birbirine kenetlenmiş bir toplum olsun istiyorsak bizim toplumumuz, evet. hepimize düşen işler vardır. Diğer gam olmak, yani karşımızdaki kardeşimize kendimizi ona tercih etmek. Evet. Ve Müslümanların işlerine koşmak, neme lazımcılığı bırakmak, sorumlu hareket etmek. Şimdi bir kral varmış vaktiyle, memleketindeki işler kötü gidince yanındaki vezirine sormuş. Demiş ki, nedir bu kötü gidişatın sebebi? O da demiş ki, neme lazım sultanım? Yahu demiş, sen benim vezirim değil misin? Ben sana soruyorum, bunun sebebi nedir? Senin araştırma yapman lazım. Sen bana neme lazım sultanım diyorsun. O da demiş ki, efendim beni yanlış anladınız.
Bu bizim memleketimizin kötü gidişinin sebebi neme lazımcılıktır. Evet. Hiç kimsenin sorumluluk almamasıdır. Kimsenin işlerin ucundan tutmamasıdır. İşte biz bir toplumda huzurlu, kardeşçe yaşamak istiyorsak, adeta bir beden gibi Efendimizin tabiriyle olmak istiyorsak, evet, birbirimizin işlerine yardım etmemiz gerekiyor. Eskiden bunu ne derlerdi köylerimizde? İMC usulü. Evet, İMC usulü. Değil mi? Herkes işin bir ucundan tutardı. O zaman da güzel bir geçim olurdu kıymetli hocam. Ben bu şekilde, yani ihtilafa sebep olan şeyleri bu şekilde özetlemiş olmak istiyorum. Değerli hocam, tabii birlik ve beraberliğe konumuzun ana başlığı oydu. Her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yani az önce de belirttim. Sadece bireysel manada, hani komşular olarak, aile olarak bir ve beraberlik eyvallah. Ama toplumu oluşturan bireyleriz. Aslında milletler olarak da bir ve beraber olmalıyız. Çünkü ülkemiz stratejik konum olarak, jeopolitik konum olarak çok hassas bir bölgede. Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Ülkemizle alakalı hep bir şeyler yazılıp çiziliyor. Senaryolar yazılıp çiziliyor. Birlik ve beraberliğimizi bölme adına, bizim aramıza fitne sokma adına ve en önemlisi de dedik ya, toplumu oluşturan ana argümanlardan bir tanesi aile. Aile yapımızı, aile birlik ve beraberliğimizi bozma adına, başta LGBT olmak üzere çokça tartışılan güncel konulardan bir tanesi. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak akıllı olacağız ve aramıza o tefrikayı sokmamamız gerekiyor. Bunun sonucunu aslında yakın gelecekte, yakın geçmişte gördük. 15 Temmuz hain darbe girişiminde taassuptan bahsettiniz. Belki şimdi biraz daha açar mısınız bilmiyorum. Körü körüne bir şeyleri sorgulamadan birilerinin arkasından gitmek, bizi bölebilecek akımların arkasından gitmek. 15 Temmuz'da evlatlarımızı ne yaptılar? Maalesef bizlerden kopardılar. Bizlerden kopardılar, ettiler. Ailelerden kopardılar, birlik ve beraberliğimizi bozdular ve bize düşman ettiler dediğiniz gibi. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Ailelere ne mesaj vermek istersiniz? Yani ilk önce o birlik ve beraberliği kendi ailemiz içerisinde. Çocuk sevgiyi dışarıda aramayacak hocam. Yani çocuk dışarıda falanca cemaatte, falanca vakıfta bilmem. Evet, dini güzel anlatma adına, eğitim verme noktasında güzel eğitim verme adına güzel işler yapan cemaatlerimiz, vakıflarımız var mı? Var. Ama aklını kiraya veren veya verdiren kurumlar da var. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Değerli bununla hocam, sonuçlandıralım Yüce Rabbimiz, yani. Yüce Rabbimiz insanı akıl nimetiyle, evet, donatmış. Akıl çok önemli bir nimet. Aklı çektiğiniz zaman insan hayvandan farksız oluyor. Evet. Dolayısıyla biz aklımızı kullanmak durumundayız. Eğer bir grubu seveceksek bile onun da sevme kriterleri vardır. Mesela dini bir grupsa bu, bakacağız. Sorgulayabilmeliyiz değil, evet, mi hocam? Evet. İşe önceden bir dışarıdan bir göz ile bakacağız. Ondan sonra muhabbet mi besliyoruz? Onların yanında mı oluyoruz? Olacağız. Şimdi kıymetli hocam, özellikle baktığınızda eğer bir grup sağda solda kümelenip kendi aralarında gizli kapaklı konuşmalar yapıyorlarsa, evet, toplumdan uzakta, uzak bir şekilde gizli kapaklı konuşmalar yapıyorlarsa, oraya mümkün mertebe gitmemek iyidir. Oradaki konuşmaların sonucu pek iyiye çıkmaz. Evet. İkincisi ve bence en önemli kriter, değerli hocam, eğer bir grup camiden, cemaatten kopuyorsa, Müslümanlardan kopuyorsa, mesela şimdi görüyoruz bazılarında da cumalarda Müslümanların arkasında namaza durmuyorlarsa, kendi başlarına, işte kendi yurtlarında, kendi derneklerinde, kendi vakıflarında bu cumayı, özellikle Müslümanların tam da bir arada olması bir gereken, bir ve beraber olması gereken, evet, bir ve beraber olması gereken günde kendi başlarına takılıyorlarsa, o zaman o insanlardan uzak durmak gerekir. Yani bizim katılacağımız grup açık bir grup olacak, şeffaf bir grup olacak. O zaman eğer istiyorsak, böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsak oraya katılabiliriz. Şimdi değerli hocam, bir diğer husus da az önce söylediğiniz gibi önemli bir yere değindiniz. Bizim memleketimiz tam böyle konum itibariyle stratejik manada çok önemli bir yerde. Burada ayakta durmak çok zor. Yani baktığınız zaman nice nice medeniyetler gelmişler, yaşamışlar ve yok olup gitmişler. İşte o sebeple birbirimize sımsıkı bağlanmalı, cemaatten kopmamalıyız.
Cemaat ne demektir? Birlik beraberlik olmak demektir. Cami de bu sebeple insanları bir araya getiren, toplayan manasında cami denmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaat rahmettir buyuruyor. Ayrılık ise azaptır. Evet. Cemaatten ayrılık ise. Kim cemaatten ayrılırsa onun sonu cehennemdir buyuruyor Hazreti Peygamber. Evet. O sebeple biz Müslümanlardan mümkün mertebe ayrılmayacağız. Nerede Müslümanlar var? Onlarla beraber olacağız. Yoksa öbür türlü olursa Müslümanlardan koparsak, Müslümanları kendimize düşman bellersek, evet, özellikle baktığınızda böyle grupların, kıymetli hocam, yani işin sonu 15 Temmuz gibi üzücü hadiseler olan grupların özelliklerinden bir tanesi de hiç kafire bir şey demezler. Evet. Hiç Allah'a düşmanlarına bir şey demezler. Varsa yoksa Müslümanlar, varsa yoksa Müslümanları eleştirirler. Böyle insanları gördüğümüz zaman da onlardan kaçmamız gerekiyor. Yoksa sonumuz Allah muhafaza düşmanın elinde oyuncak olmaktır, esir, evet, olmaktır. Dünyadayken cehennemi yaşamaktır. Allah-u Teala böylesi kötü akıbetten bizleri muhafaza eylesin. İnşallah düşmanlarımıza karşı dirayetli olabilmeyi, güçlü kuvvetli olabilmeyi, bir ve beraber olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Bu vesileyle 15 Temmuz'da şehit olan, şehadet şerbetini içen bütün vatandaşlarımıza ben Allah-u Teala'dan rahmet diliyorum. Gazi olan vatandaşlarımıza da Yüce Rabbimizden acilen, kamilen şifalar niyaz ediyorum. Eyvallah. Evet, değerli ETV izleyenleri, ayrılıklardan, birliğimizi, beraberliğimizi bozacak davranışlardan uzak durmalıyız. Malumunuz az önce de bahsettiğimiz gibi yakın geçmişte bunu tecrübe ettik. Bir grup İslam'ı temsil ettiğini söyleyen bir grup o kisve altında aramızdaki eman duygusunu, aramızdaki o birbirimize güven duygusunu zedeledi. Zaman geldi birbirimize şüpheyle bakar duruma geldik. Aynı masaya iki kişi oturup sohbet etme noktasında bile sıkıntılı duruma geldik. O yüzden Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin diyelim. Aynen. Yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Ben de hocamın yapmış olduğu temennilerin altına imzamı atıyorum. Rabbim o kalkışmada gazi olanlarımıza, başta onlar olmak üzere bütün gazilerimize ve orada şehit olanlar başta olmak üzere bütün şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim, evet, eylesin. Güzel günlere birbirimize güven duyarak, birlik ve beraberliğimizi zedelemeden ilerleyebilmeyi bizlere nasip eylesin diyelim. Ben Nazmi Merter konuğum adına, yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın diyorum.